Direkt nasıl gidiyor? Koyfodur mu lan? Nereye getirdin kiloları ya? Allah bravo. Namus Hoca. Namus Hoca çok hüzünlü olduğunu söylediler ya. Yok ya şey düğünden ötürü diyorum ya. Aslı beşeri şey. Bakamıyor musun? İman etme. Aile ihmal etmemek lazım. Ahmet Başkan. Pazar günü cuma. Takımla beraber çift çekiyorum. Olur olur. Olur olur. Olur olur. Olur olur. Olur. Maç kaçtı maçtı. Maç cumartesi. Takım olarak. Şu beyazlar yan yana gelsin. Bence sarılar önüne kalsın. Bir beyaz bir siyah. Şimdi verelim. Genç hafta gençler. Hep beraber. Hocam hadi hocam. Ne haber? Ne haber? Aldım onu ösü oradan. Çocuklarımı alıyorum. Manzarayı da çekin arkadaki. Tamam. Teşekkürler. Biraz geri al kendini. Evet, öyle az bir şey geri al. Olcay sen de al biraz geri be. Sana zahmet. Heh. Çok güzel. Tamam. Eyvallah. Nereden başlayalım? Ya Berke. Berke kapıyı çıkar. Berke. Osman çatlattı. Berke. Delik yapacak gibi. Yani. Bursa'da. Dostum size kadar. İşi çatlattı. Mahkeme verdi. Mahkemeleri kazandı. Bursa milletlerini kazandı. Bunu nasıl yapalım? Burada boş kısmı bize bırakıyor. Yolda giderken. Şöyle. Bir saniye. Eyvallah. Bir saniye. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55, Gölcük Spor Yönetimi ve futbolcularla aşağı testlerine düzenlenen yemekte futbolcular ve yönetimle bir araya geldi. Başkan 55 ve Gölcük Spor Başkanı Ahmet Şahin, Gölcük Sporlu futbolculara konuşma yaparak moral verdi. Öncesinden beri planladığımız yönetim kurulu, futbolcu arkadaşlarımız ve başkanımızın katılımıyla yapmayı planladığımız yemeği ancak program yoğunluğu nedeniyle bu akşam tertip edebildik. Kaymakam olmadı abi. Tabii Kaymakam Bey yıllık izinde olduğu için o şu an bize katılamadı. Onun hakkında bir tane daha yaparız o zaman. İnşallah ileriki süreçte oyuncu arkadaşlarla iyi sonuçlar aldığı zaman başkanım bu haftalarda daha moralli ve daha istekli olarak yeniden bir yemek yeriz. Tam yemeği yeriz evet. Şimdi tabii yeni bir sezona başladık. İki tane de maç oynadık. Hatta kupa maçı da 3 maç oynadık. Dolayısıyla önümüzde oynayacağımız 32 tane daha maç var. Biz
her zaman ben başkan olarak ve yönetim kurulu olarak biz sizlere inancımızı ilk günden bugüne kadar sonuna kadar taşıdık, taşıyoruz. Bundan sonra da size olan inancımız devam edecek. Sizin başarılı olacağınıza inanıyoruz. Sahada bu isteği de gösterdiğinizi görüyorum. Dolayısıyla geç kalmış değiliz. Biz hiçbir şey de kaybetmiş değiliz. Hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde bugünden itibaren yeni bir başlangıç yaparak hem Gölcük Spor'un, hem Gölcük'ün, hem bizlerin, hem sizlerin hak etmiş olduğu sonuçlar alıp hak etmiş olduğumuz yerlere inşallah geleceğimize ben canı gönülden inanıyorum. Bundan sonraki süreçte Allah yardımcımız olsun inşallah. Tabii ki çalışacağız. Biz elimizden geleni yapacağız. Kendi üzerimize düşen bölümlerde siz de elinizden gelenin fazlasını yapacaksınız. Ve sonuç itibariyle de dediğimiz gibi hedeflediğimiz amaca ulaşacağız inşallah. Netice itibariyle başkanımız da burada. Kendisi de size birkaç bir şey söylemek ister. Afiyet olsun diyorum. Başkanıma söz veriyorum. Evet. Söz yere düşmeden alayım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Değerli başkanım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, teknik heyetimiz ve sporcu arkadaşlar. Öncelikle afiyet olsun. Evet, biz Gölcük sevdalısı insanlarız. Yani yönetim kurulundaki her bir arkadaşımız Gölcük adı duyulduğunda hep müspet ve olumlu olarak anılması adına gayret ve mücadele içerisinde oldular, olmaya da devam ediyoruz. Mutlaka bu mücadelemizin içerisinde yolumuza devam ederken bazı partnerler, yol arkadaşları, bizim yolumuzda başarıyla yürüyebilmemiz, hedefe ulaşabilmemiz adına destek veren bir takım hareket içerisinde var olan değerler oluyor. İşte bu da Gölcük Spor, bu değerlerden biri aslında. Bizim marka değerlerimizden biri. Ve biz Gölcük Spor'u profesyonel kulübümüz olarak 30 yılı aşkındır profesyonellikte istikrarlı bir şekilde üçüncülükte duruyoruz. İstikrarımızı bozmadık. Bir kere bozduk. İkinci lige çıktık. Ertesi sene indik. Ama ondan sonra hep üçüncülükteyiz. Çok mu önemli değil aslında işin aslına bakarsanız. Üçte olmuşuz, ikide olmuşuz, birde olmuşuz. Bir yere kadar önemli, bir yerden sonra hiç de önemli değil benim açımdan. Ama sonuç itibariyle bir mücadele varsa bu mücadelenin de bir hedefi olmalı. Bu hedefe varma adına da herkesin, bu hareketin içerisinde olan herkesin samimi, istekli, arzulu bir şekilde destek vermesi lazım. Gölcük Spor olarak, yönetim olarak yola sizlerle devam etmenin kararını verdik. Değil mi? Evet. Herhalde binlerce sporcu var, lisanslı sporcu var. Ama o binlerin içerisinde sizi 25 kişilik, 30 kişilik neyse kadro olarak sizleri bu yönetim istedi, arzu etti. Size güvendi, size itimat etti. Ve sizlerle beraber bu yolu yürümenin kararını verdi. Bu çok önemli bir şey aslında arkadaşlar. Tercih edilebilmek çok önemli. Mutlaka bu tek taraflı bir irade değil. Sizlerin de kabul etmesiyle bu irade oluşuyor ama nihayetinde bu birlikteliği sağlama adına size teklif getiren bu yönetim. Bunu bu şekilde değerlendirmenizi özellikle istirham ediyorum. Demin dediğim gibi binlerce lisanslı futbolcu arasında sizleri davet etti bu yönetim, bu hareketin içerisinde. Bu sezonu beraber yürüyelim dedi. Bunu idrak ettiğinize inanıyorum. Bunun gereğini de yapacağınıza gönülden inanıyorum. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi daha iki maç oynadık. Uzun bir maraton lig. Ve mutlaka her sezon bir üst lige çıkmanın arzusu içerisindeyiz biz. Ben bir belediye başkanı olarak bunu arzu ediyorum. Olsun istiyorum. Ne getirecek, ne götürecek onu bilmiyorum ama istiyoruz. Sonuçta bir mücadele varsa, bir yarış varsa bu yarışta hedefi yakalamak birinci arzumuz olmalı, değil mi? Yoksa bir amacınız olmasa bir anlamı yok bu mücadelenin. Ve biz sizlerle madem yola devam etme kararını aldık, sizler de bunun bilincinde ve şuurunda sizin üzerinize düşen görevi ve sorumluluğunuz içerisinde yapmanız gerekenleri
yapma adına samimi bir irade ortaya koymanız gerekiyor arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorlar sizden. Bu iradeyi ortaya koymanız. Bunu koymak da bir profesyonel futbolcu için, sporcu için olmazsa olmaz. Biz hakka, kul hakkına inanan insanlarız. Ben 40 yıldır belediyede çalışan bir kardeşinizim ve bunun 13-14 yılında belediye başkanı olarak, ondan önce de başka yardımcısı, hesap işleri müdürü, gelir müdürü, yazı işleri müdürü gibi önemli pozisyonlarda yöneticilik olarak görev yaptım. Ve şu an itibariyle baktığımız zaman da 650 tane personelim var, çalışıyor belediyenin bünyesinde. Onların sorumluluğu üzerimde. Onun da ötesinde 160 bin nüfusa ulaştı Gölcük. 160 bin nüfusun da sorumluluğu üzerimizde. Bunun bilincinde olarak hareket etme durumundayım. Ve çalışanlarımdan da istediğim, bu 160 bin kişiye sorumlu olduğum bu insanlara karşı bizi mahcup etmeyin. Görevinizi yapın. Çalışın, alın terinizi dökün. Ben de sizin alın terinizin karşılığını teriniz kurumadan ödeyeyim. Çok basit bir denklem aslında. Zor bir şey değil yani. Alın teri dökülecek ve dökülen bu alın teri kurumadan da bunun karşılığı ödenecek. Profesyonel sistemin iki tane olması olmazı bu. Gölcük Spor özeline baktığımız zaman da siz de bu anlayış içerisinde hareket edeceksiniz. Yönetim bir hedef koyuyor. Hedef şu aslında. İlla bir üst lige çıkmak değil. Teknik heyetin vermiş olduğu taktikler doğrultusunda, yönetimin istediği etik değerler doğrultusunda sahada mücadele etmeniz. Sizden istenen bu. Bu mücadelenin sonucunda mağlubiyet de olabiliyor, beraberlik de olabiliyor, galibiyet de olabiliyor. Ama o mücadeleyi sahada görmemiz lazım. Alın terinizin son damlasına kadar o teri orada dökmeniz lazım. Teknik heyetin size sunduğu taktikler doğrultusunda mücadele etmeniz gerekiyor. Sonuç, vallahi önemli değil ötesi. Yapacak bir şey yok. Yüce Rabbim ne eylerse güzel eyler. Biz çalışacağız, mücadele edeceğiz, ondan sonra tevekkül edeceğiz Yüce Rabbim ne verirse. Biz çalışalım, sahada mücadelemizi yapalım. Sonuç galibiyet mi olur? O zaman mükemmel bir sonuç. Ama beraberlik de olabilir, mağlubiyet de olabilir. Ama genellikle bu mağlubiyetle sonuçlanmıyor. Bu mücadele gerçek anlamda alın teri sahaya döküldüğünde taktik ve teknik olarak teknik heyetin size yönlendirdiği talimatlar doğrultusunda hareket edildiğinde çoğu zaman sonuç başarıyla sonuçlandırılıyor ve netice elde edilebiliyor. Evet arkadaşlar, biz sizleri seviyoruz, sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Lütfen siz de sizi sevin, kendinize güvenin. Sizi tercih eden bu yönetimi, bu Gölcük halkını mahcup etmeme adına gayret edin. Mücadele edin. Savaşın. Tabii silahsız bir savaş. Dedik ya, sahadaki mücadelenin böyle inanarak yapılacağı bir yöntemi uygulayın. Sonucu biz kabul ediyoruz arkadaşlar. Ne çıkarsa başımızın üstünde yeri var. Evet, bu birlikteliğimiz devam edecek. Ben Gölcük Belediye Başkanı olarak görev sürem sonuna kadar bu arkadaşlarla beraberim, sizlerle beraberim. Her an, her zaman yönetimin ve sizlerin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim. Çünkü ben Gölcük'ü seviyorum, çok seviyorum. Gölcük'ün iyi ve güzel olarak anılması için mücadele ediyorum. Ve bir takım marka değerleri var Gölcük'ün. Bu marka değerlerin düşmemesi, aksine yükselmesi adına çalışıyorum. İşte bu değerlerden biri de Gölcük Sporumuz. Gölcük Sporumuzun daha başarıyla taşlandırılmış bir sezonu bu sene bize yaşatırsanız biz de size teşekkür ederiz. Sizin bu emeklerinizi karşılıksız bırakmayız. Mükafatınızı, ödülünüzü veririz. Ona en ufak bir tereddütünüz olmasın. Ben yönetimle beraber taahhütü veriyorum. Başarıyı siz bize verin, sunun, ödül de gelir. Ben yönetim anlayışı olarak uyguladığım sistem şu 40 yıldır.
başarısızlığı cezalandırmaktan çok başarıyı ödüllendirmeyi seven bir insan. Yani başarısız elde ettikten sonra cezayı vursan da ne olacak? Ata alan Üsküdar'ı geçmiş gitti zaten. Testi kırılmış. Değil mi Temel? Su gitti. Kaldık biz kurak bir mevsimde susuz. Cezayı versem ne olacak? Testiyi kıranım. Benim susuzluğum giderilecek mi? Yok. Başarıyı ödüllendirmekte varız arkadaşlar. Başarıyı birlikte yaşayalım. Paylaşalım. Onun mutluluğunu, onun coşkusunu hep beraber yaşayalım. Ben bunu istiyorum sizlerden. İstediğim çok bir şey değil, değil mi? He Rami Sözcü. Çok bir şey değil yani bu. İstenecek şeyler. Bunlar istenecek işler. Yani şimdi temizlik işleri hekim ediyor. Benim senden istediğim Gölcü temiz hale getirmem. Görevim bu değil mi senin? Onun için maaş veriyorum. Onun için ikramiye veriyorum. Bayram parası veriyorum, giyim parası veriyorum. Neyse artık yani. Senin işin bu. Yahut park bahçeler işte. Şey zinciri kopuk salınacak istemiyorum kardeşim yani. Olmasın. Kaydırağı bir kenarı kırık olmasın. Çocuk kayarken affedersin poposunu çizmesin. İşin onun için maaş alıyorsun, onun için çalışıyorsun. Sizden de biz istiyoruz ki alın terinizi sahaya yansıtın. Hocalarınızın verdiği taktikler doğrultusunda mücadelenizi yapın. Gayret edin. Ha sonuç vallahi de razıyım. Ne olursa olur ne yapayım. Yeter ki ben sahada göreyim. Genel kaptanı da sağdan gülerek çıkarım da onları. Evet Temel'i Temel Bey için ayrı bir pencere açıyorum. Temel Bey özel bir insandır ve güzel bir insandır. Arka planı olmayan dümdüz topçudur. Onu üzmeyin. Onu üzerseniz ben de üzmüş olursunuz. Nasıl Temel? Evet. Afiyet olsun. İnşallah cumartesi günü maçta beraberiz. Ben fazla kalmayacağım, kalamayacağım daha doğrusu. Müsaadenizi istiyorum. Allah'a emanet olun. Herkes otursun, kalkmasın. Kulüp başkanı uğurlayacak bunu o kadar. Yana kaptan da gelsin, o da uğurlasın. Allah razı olsun. Herkes otursun. Hadi, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.